Bildiğiniz gibi cezaevleri insanların özgürlüklerini kanunen ortadan kaldıran total kurumlardır. Bu total kurumların en belirgin özelliği de hukuku içe sayarak kendi yarattıkları ceza infaz sistemiyle kendi yönetim biçimlerini oluşturmaktır. Oysa cezaevlerinin insan hakları ve insan onuruyla olabildiğince uyumlu hale getirilmesi anayasal bir görevdir. Bakın, ülkemizdeki mevzuat cezaevine konmanın zaten bir ceza olduğunu ve farklı uygulamalarla ek cezaya dönüştürülemeyeceğini garanti altına alıyor. Bu nedenle cezaevlerinde sıklıkla uygulanan işkence ve kötü muameleye karşı sıfır tolerans gösterilmesi hukuken bağlayıcı olan siyasi bir sorumluluktur. Oysa ülkemizin dört bir yanındaki cezaevlerinden insan onuruna ayaklar altına alan uygulamalara ilişkin mektuplar almaktayız. Hani cezaevleri toplumun kanayan yarasıdır diyoruz ya, artık o yaranın kangren olduğunu görüyoruz. Bakın, bu mektuplar o halle birlikte nüfusu Tunceli, Bayburt, Ardahan, Gümüşhane gibi 10 ili geride bırakan cezaevlerinden geliyor. Yani 210 bine yaklaşan nüfusuyla artık Türkiye'nin 82. ili olan cezaevlerinden. Dolayısıyla burada yaşanan hukuksuzlukları, ihlalleri görmedim, duymadım, bilmiyorum diyerek normalleştiremeyiz. Bakın, bugün cezaevlerinde ağır hastalandığı kesinleşmiş ancak henüz tahliye edilmedikleri için ölüm bekleyen 2000'den fazla mahpus var. Bu insanlar af istemiyor. Bu insanlar tedavi görüp sonra cezalarını çekmek istiyorlar. Ama ne acı ki son 5 yılda uzun bürokratik işlemler nedeniyle 451 mahpus hastanede tedavi göremediği için hayatını kaybetti. Hal böyle olunca doktorun gelmesi sıkıntıma engel olmayacaksa ölüme terk edildiğim ortaya çıkıyor diyen mahkumlara ne cevap verebiliriz ki? Aslında Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı veriler korkunç tabloyu tek başına açıklıyor. Bugün hastalığı nedeniyle ceza tehiri uygun görülen ancak henüz tahliye edilemeyen 841 mahkum var. İleride istatistiklere eceliyle ölüm olarak geçecek bu kayıtlar. Ve onlarca ailenin evine ateş düşecek. Yüzlerce çocuk öksüz kalacak. Anımsatmak isterim. Bakın, tekrarlıyorum. Özgürlükten yoksul bırakılmak bir cezadır. Bu mahpuslara tekrar bir ceza vermek yasal değildir. Bütün bu olumsuz koşulları ortadan kaldırmak, mahkum olsalar bile insan hayatına azami saygı göstermek bizlerin görevidir. Uzun süre hapishanede yatan Nazım Hikmet'in ölümsüz dizelerine kulak vermenizi isteyerek sözümü bitiriyorum. Hapisliğimin 12. yılındayım. 3 aydan beri canlı cenaze halindeyim. Cenaze olan ben serilmiş yatıyordu. Canlı olan ben onu ibretle seyrediyordu. Canlı olan bizlerin cenazeye dönüşmüş hasta mahpusların haline çözüm getireceğimiz inancıyla genel kurulu saygıyla selamlıyorum.